Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Kanada parlamenti Uyghurlarga panahlıq beriş təklifini qubul qıldı. Kanada parlamenti 25. oktyabr belet taşlap Uyghurlarga panahlıq beriş təklif layihasını təsdiqlədi. Rusiya Sputnik xəbər agentliqinin xəbərində bildirilişə Kanada parlamenti 25. oktyabr Uyghurlarga panahlıq beriş təklifi haqqında belet taşlap 0-ga qarşı 258 avazın qollanışı bilan maqulladı. Bu təklif layihəsi Avam Palatası Köçmənlər Komitetinin yaqında elan qılğan dokulatını qollash üçün təsdiqlanğan bolub, dokulatı Kanada hökumətinin Xitayının Şərq Türkistanda davam qılıbatqan irqi qırğınçılığa duç kelgan Uyğur və başqa millətlərə işini etişi kerakligi təkidlənğan. Xəbərdə qeyd qılınışça Konservativlər Partiyası parlament əzası Garnet Genois tərəfindən oturğu qoyulğan bu təklifni Kanadadakı öktici parlament əzalarının hamısı qollğan. Ama Başminister Justin Trudeau'nun kabineti hukukudun vazgeçken bulup, Justin Trudeau'nun kabineti 2021 yılı 2. ayda tuncu qetim Kanada Avam Palatası Xitayning Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarını irqi qırğınçılıqta bekitkendimi uxşashli hukukudun vazgeçken idi. Məlum buluşçı Kanada 2020 yılı tamojnu qanunuğu tüzdüşkür gözüb, mecburi emgekke çetildiğen tavarlarını import kılışını çekiligen. Ama Kanada hazırgacı mecburi emgek vasıtası bilen işlep çıkarılganlığı ispatlanan bir türküm tavarlarını çeklemegen. Bu kıtımkı belet taşlaş Kanada parlamentinin tüncü kıtım Uyghurlarga işik etişini talep kılışı emes bulup, 2019 yılı Avam Palatası Kişilik Hukuk Tarmak Komitesi dokulatı ilan kılıp, Kanada hükümetini Xitayning ziyankeşlikke yolukkan Uyghur ve başka milletlerge panahlıq berişke çakırgan bolsumu, bırak hazırgacı emelge aşmagan. Taratqolar Xi Jinpingning muddatsiz hokimiyatiga kuchlik xatar tuyg'usi qo'shilganligini bildirdi. Xi Jinping kompartiyaning bu navbatlik qurultoyida barliq amallar bilan muddatsiz hokimiyat yurgizish imtiyoziga erishgan bo'lsa-mu, biroq uning diktator hokimiyatiga kuchlik xatar tuyg'usi qo'shilgan. Xitoy Kommunist partiyasining 20-chi navbatlik qurultoyi oxirlashgan bo'lib, New York vaqti gazetasi bu haqda maqola e'lon qilib, Xi Jinpingning kompartiyaning eng oliy organi bo'lgan siyosiy byuro doimiy komitetining barliq a'zolarining o'rniga o'zining chaparmanlarini almashtirganligini, uning yana bir qator davlat ichi bexatarlik amaldorlari, armiya qo'mondonlari, injenerlar va texnik xodimlarini siyosiy byuroga tayinlaganligini, uning bu harakatining Xitoyning harbiy va texnik sohasida darajadan tashqari cho'ng davlat sifatida qayd ko'tarishni tizdin amalga oshirishga kuchayotganligini ko'rsatib berganligini bildirgan. Növbette Washington'a jaylaşkan Hudson Institute Xitay İşleri Merkezi'nin müdiri Yumao Chun'nun Merkezi Akhbarat Agentliği'ne aşikarlaşça, Xi Jinping 19. növbetlik memleketli kurultay mezgilde Kompartiyanın burcu hakkıda sözlügen. 20. katımlı kurultayda bihaterlikki teximi ahmiyet bergen, hem de karşı güçlerinin misli görülmegen derecede küçülük ikerlikini tilgalgan. Xi'nin yukarıqı sözleri küçülük bihaterlik tuyğusunu gevdelendirdikken, Yumao Chun Xi Jinpingning 19. qatimli qurultayda qilgan dokulati bilan 20. navbatli qurultaydagi dokulatini selishtirgan. Xi 19. qurultay dokulatida umidvorlik va dodillik, yer shari tinchligi va bexatarlikni o'tirg'i qo'ygan bo'lsa, 20. qurultay dokulatida bexatarlik va kurash deganlar ochqichliq so'zga aylangan. Xi Jinping asosligi bexatarlik, siyosiy bexatarlik, iqtisodiy bexatarlik va madaniyat bexatarligi to'g'risida to'xtalgan bo'lib, o sözüde vaziyetinin aldıngı qurultayğa oxşamaydığanlıqıdan bişaret bergen. Xi Jinping yana xalqaradı Xitayğa qarşı küçlərinin misli görülmegen derecede küçlük ikenlikini təkidlegen bolup, bu onun küçlük xətər tuyğusu da ikenlikini körüstüp biridikən. Xitay bayları qeçişqi başladı. Xi Jinping hukukunu qaytadan qolğa alğan deyken, Xitay bayları endişigi çüşüşkü başlayan bolup, arka-arkadan chat elge qeçişqi başlayan. Fransiya Xalqara Radiosining pul muamili vaqt kezining xabarini naql qilishcha, Xitoy Kompartiya raisi Xi Jinping 20-chi navbatli qurultayda 3-chi qatim huquqni qo'lga keltirganda ekan, Xitoy milliarderlar va sarxillarning Xitoydan qochib ketishni tanlashi yuqori palliga chiqqan. Mazkur Xitoy baylari pullarining yo'qab ketishidan ancha ansirmasimi,
biroq o'zlarining bexatarligidan qattiq ansiraydi ekan. Bay Xitoylarga mulozamat qiladigan kasbiy advokat David Lesprance'ning so'ziga asoslanganda, Xitoy baylarining shaxsiy aeroplan, pasport va chet el banki hisoboti tayyor bo'lish degandaklarni bizning navbatdagi dunyoyimiz deydigan shuori bor ekan. Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping qayta saylangan hamon Xitoyning baylari hamda sarxillari qaytish harakatiga otlangan. David Lesprance'ning aytishicha, Xi'ning hokimiyatni qaytadan egallashi yillardan beri Xitoyning iqtisodiy gullanishidan foyda olib kelayotgan Xitoy baylari uchun burilish nuqtasi hisoblandi ekan. Xi Jinpingning o'rnining muqimlashishiga ergashib, Xitoyning savdo sohasidagi darajadan tashqari 3 bay oila advokat Lesprance'ga Xitoydan qaytish planini sunğan. Uning aytishicha, nurg'un Xitoylar necha yil ilgari Xitoydan ayrilishga tayyorlik qilgan bo'lib, buning ichida mol-mulklarni qonunli qoldirib bexatar yotkash va oila a'zolarining Xitoydan boshqa davlatlarda yangi nufus elish va uy sotib olish ishlarini o'rinlashtirganlar bor ekan. Xitoydagi baylar Xitoy rejimining boj tizimining o'rniga pul i'ona qilishni talab qilishidan ansirab qolmay, balki o'zlarining bexatarligidan ham andish qiladi ekan. Uyg'urlar noma'lum suyuqlikni ichishga majburlanmoqda. Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan ishikni teshidan taqab och qo'yish, davolamay tashlab qo'yish qilmishi davom qilinayotgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida oshkorlangan sindan ma'lum bo'lishicha, ishg'oliyatchi Xitoy rejimi Sharq Turkiston xalqini atalmış ayirib ko'zish o'rinlariga kollektiv qamagandan boshqa noma'lum suyuqlikni ichishga majburlagan. 25 oktyabr ijtimoiy uchur vositalaridan erishgan bir sinda oshkorlanishicha, Sharq Turkistonning noma'lum bir joyida Uyg'urlarni tutqun qilib, kollektiv holda atalmish ayirib ko'zish markaziga elib mangan ko'rinishlar tarqatilgan. Mazkur sinda derazadan dadasining tutqun qilinib elib mingilganligini ko'rgan 4 yosh atrofidagi bir balaning ichingan holda yig'lab ketganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda Xitoy rejimi xodimlarining atalmish ayirib ko'zish markazidagi kishilarni noma'lum suyuqlikni ichishga majburlaganligi ko'rsatilgan bo'lib, sinda bir kishi noma'lum suyuqlikni ichayotgan bo'lib, xodimlar mazkur kishini qutidagi suyuqlikning hammasini ichib bo'lganiga qadar yaqin kelib kuzatib turgan. Kuzatuvchilar Sharq Turkistondagi yuqumlanish ahvoli oldingi kunlardagiga qaraganda ozlaganligini, biroq Xitoy tajovuzchilarining atalmış ayirib ko'zish markazlariga jiddiy tutqun qilishning yanada davom qilayotganligini, dunyoning bu jinoyatlarga sukut qilmasligi kerakligini bildirishmoqda. Sunak bilan Biden Xitoyga taqabil turish tirishchanligini muzokirlashdi. Rishi Sunak bilan Joe Biden Xitoyning yomon niyatlik ta'siriga taqabil turish tirishchanligining bir parchasi bo'lgan Hindi Tinch okean qatorliq rayonlarda Angliya Amerika hamkorligini kengaytirish qatorliq temalarini muzokirlashdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Angliyaning yangi bosh vaziri Rishi Sunak va Amerika prezidenti Joe Biden İki taraflık münasebet Şimali İrlandiya meselesi ve Rusya-Ukrayna urushi qatarlıq meselelerini müzakere kıldı. Başvazirlik 10. numarlıq işxanasının bayanatı da söhbette Biden'nin Sunak'ın yeni vazifesi münasebeti bilen tebrikli geldi ki ve iki rehberinin birlikte yakından hemkarlaşışını ümit kıladığallıqı bildirildi. Bayanatta Biden'ın Angliya bilen Amerika'nın en yakın ittifaktaş işgeldikini bildirgeldi ki, Sunak'ın mı iki devlet münasebetinin gayet zor küçüke ige işgeldikini koşulduğallıkını etkallıkı bildirildi. Bayanatta rehberler iki taraflık seviyede Avustralya, Amerika ve Angliya otursudaki August gelişiminin mukumluğunu aşırış ve Xitay'nın yaman niyetlik təsirge taqabıl turuşturuşçallıkının bir parçası bulan, İndi Tinç Okyan Qatarlıq rayonlarda Angliya-Amerika hemkarlıqını kengaytirish Qatarlıq temalarını müzakirleşti deyildi. Söhbet yana Angliya ve Amerika'nın Ukrayna halkını qollash ve Rusya prezidenti Vladimir Putin'nin urushda mağlup buluşunu kapalatke iki qilish maqsadı oynayan rollarımı müzakire kılındı. Putin her qaysi organlarının yeni xizmet tertibi haqqıda söz kıldı. Rusya prezidenti Vladimir Putin özlerge yürgüzülgen iqtisadi embargo ve Ukrayna urushi sebebinin devletinin barlıq sahalarda texamı yuqori süratte işleşke ve vaziyetke texamı haqiqi baha berişke ihtiyaç barlıqını etdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Vladimir Putin Rusya qurallı kısımlarının ihtiyacını kandırış üçün hükümet qurgan maslaştırış kengişinin tüncü qitimliq tor yığındı söz kıldı.
Putin iqtisod sohasidagi cheklamalar va Ukrainadagi alohida harbiy harakatga munosabatlik qaror ma'qullash jarayonini yengillash kerakligini, buning uchun davlatdagi idora organlarini moslashtirishga tirishadiganligini bildirdi. Putin hamma sohada texnomi yuqori sur'at bilan ishlashga va vaziyatni intayin real baholashga ehtiyojimiz bor. Bu bevosita alohida harbiy harakatga munosabatlik bo'lib qolmasdan, balki bizning barlik sohadagi xizmatlarimizga munosabatlik dedi. Vladimir Putin Rossiyaning bexatarligi ustidan to'xtalib, Rossiyada hozir iyg'ir va mushim yangi qiyinchiliklarning borligini, bu ahvolning Davlat mudofaa ministerligi va bexatarlik qismlariga munosabatlik ekanligini ta'kidladi. Putin bu organlarning yangi shaklda xizmat qilishini, moslashishini va byurokratik tartiblarga bekinmasligini talab qildi. Hamda aksiga bo'lganda hech bir yo'nalishda ko'zlagan natijaning qo'lga kelmaydiganligini uqtirdi. Lavrov G'arbning Rossiyaga aralashma urush ochganligini ilgari surdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov G'arbning Rossiyaga qarshi aralashma urush ochib, uni ko'rinarlik darajada ojizlatish, hatto vayron qilishni ko'zlayotganligini ilgari surdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Sergey Lavrov Rus Patrik Xanis tomonidan poytaxt Moskvada uyushtirilgan 24-chi navbatlik dunyo Rus xalq majlisi yig'iniga sin ko'rinishda uchrashdi. U uchrashuvda G'arbning Rossiyaga qarshi to'xtatish siyosati yo'l qo'yganligiga ishorat qilib, dunyodagi hukmronlik o'rnini saqlab qolishga urinayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb davlatimizga qarshi aralashma urush qo'zg'adi. Dushmanlar Rossiya iqtisodini vayron qilish, davlat ichidagi siyosiy muqimlikni buzish va to'qunish sohasida bizni mag'lub qilish, oxirida asirlik davlatimizni ko'rinarlik darajada ojizlatish, hatto vayron qilishni ko'zlamoqda. Ular bu niyatlarini yashirmaydi dedi. U g'arb davlatlarining Ukrainani har xil usullar bilan qo'llash orqali Rossiyani to'smoqchi bo'layotganligini tilga olib, Washington va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti NATO ittifoqdoshlari Ukrainadagi yangi natsistlarga qurol yetkazib berishni kuchaytirmoqda. Ukrainaga chet ellik yollanma askarlarni avatmoqda. Istixborot uchurlarini o'rtoqlashmoqda. Bularning hammasi ularni masalaning bir parchasiga aylantirdi deganlarni qayd qildi. G'arb davlatlarining Rossiya Pravoslaviya cherkovi rahbari Kirillga jazo yurgizganligini bildirgan Sergey Lavrov g'arb rus cherkovining ma'naviy qimmat qarishiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lyapti. Hamda rus dunyosi bilan chet eldagi jamiyatlarimizga kuchlik besim ishlatmoqda dedi. U yana Washington va uningga ergashgan Yevropa davlatlarining Rossiyani yolg'izlashtirish va uni xalqaro siyosatdan qo'g'lab chiqarish urinishlarining mag'lub bo'lishga mahkum ekanligini so'zlarga ilova qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Ayetki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.